Eflatun Pınar Kit Anıtı ya da genel ismiyle Eflatun Pınar olarak bilinen yer değerli izleyiciler. Kit'in Mistia kentinin antik kalıplarından bir tanesi, fasıllar anıtlarından aslında bir tanesi diye ifade edebiliriz. Şu anda bulunduğumuz tren lokomotifi de A4'ler zamanına kadar gider. Her hafta farklı görüntüler yapar. Özellikle sizlerle olmaya çalışıyoruz. Gezen bilir de. Keyifle geçirilen bir zaman dilimini ifade etmekte nereden başlayacağımızı bilemeyiz ya hani. İşte tam o hal var üzerimizde. Binlerce yıllık bir kültür birikimini nasıl ifade edelim ki birkaç cümleyle? Tarihi oldukça köklü ve adeta bir kapalı kutu gibi yanı başımızda duran, kesinlikle keşfetmenizi önereceğimiz bir ülke İran. Buraya geliş amacımız hem bu köklü medeniyetin izlerini sürmek, hem de çok etkili bir fuara tanıklık etmek. Yaklaşık 10 yıldır düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarından renkli kareler sunmak bize kısmet oldu. Ve elimizden geldiğince de samimice yaşatmaya çalışacağız buradaki havayı sizlere. Gezen Bilir programımıza yeni rotalar, yeni adresler eklemeye devam ediyoruz. Bu sefer eklemiş olduğumuz adres, bu sefer eklediğimiz durak çok farklı. Diğerlerinden farklı olan tarafı şu, İran kültürünü ve birçok uluslararası kültürü bir arada barındıran İran'daki çok güzel bir etkinliğe tanıklık edeceğiz. İran'ın her yıl geleneksel olarak bu aylarda düzenlemiş olduğu Uluslararası Turizm Fuarı'ndayız. Bu fuarın içerisinde hem İran'ın farklı bölgelerine ait kültürel simgeleri bulacağız, hem de uluslararası farklı boyutlardaki kültürel simgeleri bulacağız. Şimdi bu güzel programda bu keyifli gezimize sizi de ortak etmek istiyoruz. Haydi bakalım. Ülkenin köklü medeniyetini yansıtan müzikleriyle başladı fuar. Ve biz de biraz kulak verip sizinle paylaşmak istedik bu anlarımızı. İran kültürünü yansıtan birçok güzel görüntü eşliğinde şehrimizin temsil edildiği standa doğru ilerliyoruz. Bu bölümümüzde İran Uluslararası Turizm Fuarı'nda şehrimizin her şeyi olan ve dünyaya asırlar öncesinden verdiği mesajlarıyla hoşgörüyü öğütleyen Mevlana Celaleddin Rumi damgasını vuracak. Tıpkı turizm fuarına damgasını vurduğu gibi. Zira o kadar birleştirici unsur var ki iki ülke arasında. Her şeyi bir tarafa bırakalım ve kardeşlik diyelim şimdi. Bu yıl şehrimiz en iyi şekilde temsil edildi, ilimizin Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla.
çok iyi bağlantılar kurulmuş ve şehrimizin tanıtımı için çok iyi hazırlanılmış bu fuara. Standı ziyaret edenler arasında İran'ın önemli siyasilerinin yanında dünyaca ünlü sanatçı Şehram Nazırî de vardı. Güzel mesajlar verildi, hep bir ağızdan, kardeşlik adına. Şimdi en yetkili ağızlardan birine kulak verelim bu konuyla ilgili. Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman ve diğer fuar gönüllüleriyle sohbet edelim biraz. Efendim, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman'la birlikteyiz. Çok farklı duygular hissediyoruz. Şu anda bulunduğumuz kapı önemli bir kapı. Şu anda bulunduğumuz kapı huzurun kapısı. Biz İran'da da bu huzuru yakaladık ve turizm fuarında yakaladığımız bu huzuru tüm Türkiye'ye yayıp iki ülke arasında bir kültürel etkileşim sağlamaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe. İnşallah. Buradan bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Tahran'dayız. Tahran'da 10. Uluslararası Turizm Fuarı'ndayız. Ve stand, bu fuarın en popüler ülkesi, en cazip ülkesi, en çok konuşulan ülkesi her yerde olduğu gibi Türkiye. Gerçekten maşallahı var ülkemizin. Ve Konya tabii ki. Konya'nın Türkiye standından ayrı bir standı var. Bizi izleyenlerin daha iyi anlayabilmesi için ifade edelim. Konya'nın bir kendi standart, bakanlık olarak yaptığımız stand var. Onun dışında ayrı bir galerisi, ayrı bir standı daha var. O da Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın ve Konya'nın standı. Gerçekten gez dünyayı, gör Konya'yı sözü boş yere söylenmemiş bir söz. Ve dünyanın da en çok ihtiyacı olduğu barış dili, barış mesajını biz Konya'dan, Hazreti Mevlana'dan dünyaya iletmiş olalım. Bizim Turizm Bakanlığı olarak çok önemli hedeflerimiz var. Türkiye turizmde dünyada en çok turist gelen 6. ülke. Biz bunu 3'e çıkartmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir hedefi var. Ve inşallah biz sadece Türkiye'yi deniz, kum, güneş turizmi olarak değil, inanç turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, yayla turizmi konusunda farkındalık oluşturacak ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Ve inşallah bunları başaracağız. Ve bütün bizi izleyen insanlara da Konya'yı, Hazreti Mevlana'yı görmelerini, Konya'nın güzel insanlarıyla gidip konuşmalarını ve Konya'nın hissiyatını, Konya'nın ruhaniyatını yerinde tespit etmelerini ve Konya'nın ne kadar güzel bir şehir olduğunu görmelerini isterim. Ben bunu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak söylüyorum. Yani bu işin uzmanı bir insan olarak bu anlamda gerçekten hem İranlıları hem farklı ülkelerde yaşayan Türkleri ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı Konya'ya davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, küçücük son bir sorumuz kaldı. Bu etkileşimden sonra, yani bu kültürel etkileşimden sonra acaba ilerleyen zamanlarda iki ülke arasında ne gibi bir hangi seviyede bir gelişmişlik olacak? Hangi seviyede ilişkiler gelişmiş olacak? İran'dan Türkiye'ye 1 milyon 600 bin turist geliyor. Biz bunun inşallah en kısa sürede 2 milyona, sonra 3 milyona çıkması konusunda çalışmalarımız var. Burada konferanslar yapıyoruz, workshoplar yapıyoruz. Türkiye'yi tanıtıcı faaliyetler, tanıtım faaliyetlerine son hız devam ediyoruz. Bütün bunları yapıyoruz ama şunu söylüyoruz. Evet ama yetmez. Biz daha çok çalışmamız lazım. Durmak yok, çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben de Gezen Bilir ekibine ve KON TV izleyicilerine teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Siz de sağ olun. On yıldır düzenlenen İran Turizm Fuarı'na
bu sene damga vuran diye ifade edeceğim. Değerli müdürüm birazdan açıklayacaktır ama ben kendi ifadelerimle gerçekten damga vurduğunu gözlerimle gördüm, şahit oldum. Hakikaten çok önemli misafirleri konuk ettik. Şimdi bu fuarla ilgili ya da bu emeğin tabii belli bir altyapısı var. Buradaki oluşanın belli bir altyapısı var. Bunu da değerli müdürümüz ve çalışanları sağladı. Daha doğrusu gönüllü olan insanların yaptığı bir şey. İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Abdüsettar Yarar'la birlikteyiz ve bilgi alacağız. Müdürüm hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizlere de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şöyle başlayacağım. Yani damga vuran diye ifade ettim. Herhalde yerli yerinde olmuştur. Estağfurullah. Bu yıl Tahran Uluslararası Turizm Fuarı'nın 10. yılı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak bugün burada ayrı bir stand ile insanlarımıza, dost kardeş ülke İran'ın vatandaşlarına Konya'yı, Hazreti Mevlana'yı tanıtmaya veya anlatmaya geldik. Allah'a çok şükür dün fuarın açılışından sonra çok rağbet gördü. Sayın Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Hüseyin Yayman, Tanıtma Genel Müdürümüz İrfan Bey ve diğer bakanlık temsilcileriyle beraber standımızın açılışı gerçekleştirildi. Tabii biz bu standa geldiğimizde veya Tahran'a geldiğimizde öncesi Konya'da bazı hazırlıklar yapmıştık. Otel mensuplarını, otel yöneticileriyle toplantılar yaptık. Seyahat ajantalarıyla toplantılar yaptık. Ve onlardan da yaklaşık toplam 20 kişi bugün burada bizimle beraber Konya'yı tanıtma gayretindeler. Ben katılım yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederken sözlerimin bu noktasında bizi bu tür faaliyetlerimizde yalnız bırakmayan KonTV'nin değerli yöneticilerine, siz kıymetli arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, eyvallah Sayın Müdürüm. Şöyle devam edeceğim, son sorum olsun. Yani mesela farklı düşünceleriniz var mı? Daha da bu organizasyonu büyütmek, seneye Konya'yı daha farklı şekilde İran'da tanıtmak. İki ülke arasında da bir bağ vesilesi, bu bağı güçlendirebilmek adına neler düşünüyoruz? İran ile Türkiye'de ki en önemli hususlar birbirlerini daha iyi tanımalarının eksikliğidir. Bir ön yargı var değil mi iki ülke arasında da? Şimdi şunu söyleyeyim. Aslında ön yargı veya benzeri kanaatleri bir tarafa bırakarak bizim elimizde çok kıymetli bir değerimiz var. Nedir o değer? Şia dünyası ile Ehl-i Sünnet dünyasının sivil bir platformda buluştuğu tek yer, tek kişi Hazreti Mevlana'dır. Evet. Biz bu nedenle Hazreti Mevlana'yı eserlerini dost kardeş ülke İran'ın insanlarına tanıtarak karşılıklı turizm seyahatlerinin olmasını arzu etmekteyiz. İran, Türkiye için turizm potansiyeli itibariyle çok önemli bir noktada. Biz bu değeri, bu önemli hususu Konya'ya her gün daha fazla nasıl akışını sağlayabiliriz? Çabamız bu noktada bu. Ama Konya'nın turizm faaliyetleri açısından baktığımızda sadece hedefi olmazsa olmazı İran olarak belirtmek de çok doğru olmayabilir. Ama bununla beraber dost kardeş başka ülkeler vardır. Mesela Azerbaycan vardır, Balkanlar vardır, Uzak Doğu'daki ülkeler vardır. Konya Büyükşehir Belediyesi ile, üniversitelerle, diğer belediyelerle, il müdürlüğüyle, KOTEV ile, TÜRSAV ile kenetlenerek bir bütün olarak bütün bu noktalarda Konya'nın bayrağını dalgalandırmakla görevliyiz. Ben bu işi hep beraber çok güzel bir biçimde sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Şimdi standa gireceğiz. Evet. Efendim standın içerisinde çok güzel görüntüler var. Evet. Tabii Yüce evet. Pir'in huzurunda o ney sesi de kulaklarımıza geliyor. Burada çok farklı bir manevi atmosfer var. Buyurun müdürüm. Evet. Biz bu yıl İran fuarındaki standımızı Hazreti Mevlana'nın müzesinin bir anlamda küçük bir maketi olarak düşündük, planladık. Çok şükür dünden bu tarafa fuarı gezmeye gelen ziyaretçilerin en çok beğendiği stand olarak bizlere belirtildi. Bu beğeni Hazreti Mevlana'nın kendisini tanıtmaya olan sürecimizin devamlılığını da bize işaret etmektedir. Bu süreç içerisinde Hazreti Mevlana Müzesi'nin iç mekanlarından bazı kesitler, şehrimizin tarihi turistik mekanlarını ifade eden bazı görüntülerle zenginleştirmeye çalıştık. Ama bizim en büyük zenginliğimiz bizi yalnız bırakmayan Konyalı dostlarımız, ajantalarımız, efendim otel yöneticisi arkadaşlarımız ve siz değerli basın mensupları. Eyvallah. Onlara da bir mikrofon uzatacağız tabii. Şöyle hemen başlayalım. Biraz sohbet edelim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Ani mi oldu?
Gelişiniz harika oldu. Biz epeydir buradayız. İyiydi o arada. Neler söylemek istersiniz? Her şey çok güzel gidiyor. Şehrimize öyle bir açık bir cümle kurdum farkındaysanız. Arkası size ait. Bizde çok konuşacak çok şey var. Zaten 4 yıldır bölge için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Konya ve Karaman için zaten kaçınan bir destinasyon. Konya ve TÜRSTAT BAYK Başkanıyım ben. Kazım Yanar. Ben özel bir sohbet yapmak zaten istiyorum sizde. Diyeceklerim o zaman değil istedim o zaman. İnşallah. Şimdi selam vermiş olalım. Teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Hoş geldiniz Taha Bey. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz kendinizi tanıtınız. Taha Özel, ben buraya sektörün içinde değiliz ama abilerimizle beraber geldik. Bir kültürel kimliği görelim. Aynen, o, aynen o şekilde. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Güzel gidiyor, biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Kolay gelsin. Buyurun. Merhaba, Muhammed Sorgun. Konya Büyükşehir Belediyesi. Tahran tabii bizim için çok önemli. Konya-İran bağlantısı anlamında da en önemli turizm fuarlarından bir tanesi. İl Kültür Müdürlüğü'nün yaptığı bu organizasyon, hani turizmin en zor noktaya geldiği bugünlerde ülkemizde, Konya'yı çok daha önemli bir noktaya taşıyacak, çok daha kolaylaştıracak bir hamle. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz efendim. Devam edeceğiz sohbetimize. Hemen şöyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İsmim Mustafa Büyükerkek. Türkiye'den, Konya'dan, İran'a geldim. Sizi tanıyalım önce. Adım Mustafa Büyükerkek. Rumi Otel temsilcisiyim. Güzel Konya'mızdan buraya Mevlana'nın geldiği yerden buraya misafirliğe geldik. Güzel bir fuar. İzlenimleriniz de güzel. Gayet güzel. Herkes çok ilgili. Bayağı bir Konya ile ilgili heyecanlar var. Onu görüyoruz. İnşallah hayırlı olur. Daha da iyi olur diye. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Kolay gelsin. Sırayla devam edeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor stand? Çok güzel. Biz bugün İran gezisi aynı evet, zamanda. Evet. Biz bugün ikinci günümüz fuarda. Gerçekten Konya kendisine yakışan bir stand yapmış. Tanıyalım mı sizi? Ben Kazım Öztoklu. Konya Bayır Diamond Hotel'in genel müdürlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda Skal Konya Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. İki gündür buradayız. İl Kültür Müdürlüğümüz, TÜRSAF ve bizim derneğimizle beraber böyle bir stand uygulaması yapıldı. Bizler çok memnunuz. Konya'nın İran'da tanıtılması çok güzel bir şey. Elimizden geldiği kadarıyla bu tür fuarlarda olmak için gayret ediyoruz. Sizleri de buraya geldiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Ayağınızı. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Tanıyalım mı sizi? Tabii. Triksos Cembora, Konya genel müdürüyüm. Dün geldik hep birlikte arkadaşlarla, bütün Konya otelcileri ve turizm acentası, seyahat acentalarıyla birlikte. Amacımız tek, bu amaçla ilgili çalışmalar yapmaktayız, çalıştaylar yapmaktayız, görüşmeler yapmaktayız. Kazım'ın dediği gibi güzel bir stand olmuş burada. Sayın Turizm İl Müdürümüz Abdülsettar Bey, Müdür Yardımcımız Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Yakışanı yapmışlar. Bizler de burada kendilerine destek vermek için geldik. Amacımız tek, dediğim gibi, Konya'ya, İran'dan Konya'ya direkt seferlerle alakalı. Uçak konulması ile ilgili, sadece Şeb Baruz'un dışında. Bunu 365 güne nasıl yayarız? Konya'yı tanıtımını ve gelişmesini nasıl sağlarız? Bunun mücadelesini yapmaktayız. Dün Sayın Bakanımız da geldi, standımızı ziyaret etti. Akşam da beraberdik kendisiyle. Bu beraberlikte de kendisine taleplerimizi ilettik, notlarını aldı. Bundan sonrasını devletimize düşüyor, işte büyüklerimize düşüyor. Onlar gerekeni yapacağına inanıyoruz. Umarız hayırlısı olur. Teşekkür ediyorum. Bence olacağını düşünüyoruz. Biz moralliyiz. Teşekkür ederiz. Eyvallah, teşekkürler. Devam ediyoruz. İki tane genç kardeşimiz de bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dedeman Konya Otel'den geliyorum. Konya grubuyla beraber. Burada beraber geldik dün. Konya ekibi olarak burada Konya'yı tanıtmaya geldik. Çok güzel stand olmuş ve çok güzel zaten bir fuar var. Bu fuarda görüşmelerimiz de devam ediyor. İnşallah daha güzel şeyler olacaktır. İran pazarında çok güzel başarılar devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Nüvişen Ses, No Hotel, Ibis Hotel. Kurumsal satış müdürüyüm. İki gündür İran'dayız. Güzel geçiyor. Konya'ya yakışır bir standımız var. Çok da emek harcanmış. Harcadık. İnşallah karşılığını alırız. Allah tekrar nasip etsin diyorum ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin.
Evet, fuarın içerisinde Konya standında değerli gruptaki diğer arkadaşlarımızla birlikteyiz. Tabii her birinin farklı bir emeği var. Her biri günlerdir bir şeylerin amacında. En önemli amaç da burada aslında İran, Tahran'la, daha doğrusu bu ülkeyle o ülke arasında köprü olan, önemli bir köprü olan Mevlana vurgusunu biraz daha ön plana çıkarmaya çalışmak. Şöyle sıradan devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Meteorizm, Selene Turizm, Konya'dan katılıyoruz. Bu sene üçüncü defa katılıyoruz fuara. Ama özellikle bu sene Konya standında olmasıyla beraber Konya'nın etkin bir tanıtımı var burada. Onun için başta kültür müdürümüz olmak üzere Konya Valiliğine, belediyemize teşekkür ederiz. İran pazarı son yıllarda çok büyüyen bir pazar. Özellikle Konya için, Hazreti Mevlana'dan dolayı büyüyen bir pazar. Bunu tabii iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Zaten fuarda da diğer illere bakınca en yoğun katılım, en çok ziyaretçi alan stand Konya standı. Buranı anlayabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha yoğun çok bir katılım daha iyi olur. Teşekkür ediyoruz efendim. Devam edelim. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Ben Ali Rıza Sacidi, Juan ajantasından. En çalışan Konya üzerinden bir ajantanın bir tanesi. Eyvallah. İran'da. Tabii Türkçe farklı gelmiştir çünkü sonradan öğrenilmiş bir Türkçe var. Sizi daha detaylı tanıyalım. Buralısınız normalde. Evet, ben İranlıyım ama biz Konya hakkında çok eski bir ajantayız. Konya'yı sizden daha iyi biliyoruz diyorsunuz. Evet, biz o iddiaya girerek. biz kaç senede, 10 sene gibi çalışıyoruz ama perakende satışlarımız da var işte. Kültür gruplarımız da var. Bu sene güzel bir sene yaşattık. Yani bu sene sağ olsun arkadaşlar, müdürlükten yardımcı otelci arkadaşlarımızdan güzel bir destek oldu. Ama İranlı olarak ben yeni başka bir şey bekliyorum. Yani ajanta olarak, kültür olarak yeni bir, yani nasıl olursa sadece Şab-ı Oruz olmasa başka, evet, başka dönemlerde aynı şeyi Hazreti Mevlana için ve kendi menevi olarak başka daha şeylerim, eventlerde da biz bekliyoruz yani. Umarız. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Evet. Recep Bey. Merhabalar. Tanıyalım diyeceğim. Recep Bey dedim ama gerisini siz bahsedin. Ben Recep İşleyici. Skal Turizm Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Konya'mızı tanıtmak için derneğimiz üyeleriyle birlikte buraya geldik. Elimizden geldiği kadar çalışma yapıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi. Ben biraz mali müşavir olduğumdan dolayı ticari hayata ne yapabiliriz katkıları için uğraşıyorum. İşin para boyutundayım. Yani Konya'daki sanayicimize acaba ne gibi? Turizm deyince akla illaki tatil falan geliyor. Konya deyince Mevlana geliyor ama Konya'mızın büyük bir sanayisi var. Potansiyeli var. İran'da da buna çok yatkın. İran istiyor mal almayı. O yüzden ben o açıdan bir faydam olur mu diye burada yardım etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda tabii oğlumun da bir Manila Turizm isminde bir turizm ajantası var. Ona da destek olmuş oldum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok sağ olun. Ediyorum. Evet, değerli bir misafirimizle daha birlikteyiz. Mikrofonu uzatacağız ama şöyle de bir durum var. Burada Konya için tüm turizm acenteleri, birçok otel müdürü, birçok turizmle ilgili olan, Konya turizmiyle ilgili olan birçok kişi birlik ve beraberlik içerisinde oldu buradaki fuarda. Ve bu Tahran'daki harika fuarda da bu birlik beraberlik önemliydi aslında. Evet. Şimdi konuya şöyle başlayalım. Konum vereyim. Türbönünden canlı yayın yapıyoruz. Evet. Gerçekten bizim bölgemiz için, Konya ve Karaman için, İran'ın olmazsa olmaz olarak gördüğünüz pazar olarak görüyoruz. Biz 4 yıldır da bu bölge için çalışıyoruz. Sadece Tahran değil, Meşhed olsun, Şiraz, İsfahan, Ahvaz ve Kişadası, ki bunun yanında Tebriz vazgeçilmezimiz. 2 yıldır bu fuarı takip ediyoruz. 4 yıldır da buraya, bu bölgeye bayağı ağırlık veriyoruz. Çünkü bu pazarın, İran pazarının daha seçici olmadığı, bazı siyasi olaylardan etkilenmediği halkının seçici olmadığından dolayı bize de uygun olduğu için, ki bölgemize de gelecek bu kapasitedeki misafirlerin ağırlama kapasitemizin olduğunu, otellerimiz olsun, ajantalarımız olsun gördük. 4 yılda bu bölgeye çalışma yapıyoruz. Daha da arttıracağız inşallah. Çalıştaylarla bölgelere yayarak umutlu olduğumuz bölge. Çünkü Konya'mıza Mevlana'dan dolayı, sempatiden dolayı bunu kullanmak istiyoruz. Ama sadece bunları biz getirmekle değil, İran'ın da bizim bölgemize tanıtılmasını inşallah hedefliyoruz. Çalışmalarda memnunuz.
böyle bir konsept için Kültür Turizm Müdürlüğümüze gerçekten teşekkür ediyoruz. Fuarın gözdesi olduk. Şu anda en etkili konsept bizim konseptimiz oldu. İnşallah getirsin de göreceğiz. Umarız hayırlı olur efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, buradaki bu önemli fuarın müdürü bizimle birlikte İhsan Bey. Tabii fuar çok büyük ve çok kapsamlı. Sadece Konya ve civarı değil ya da Türkiye değil, birçok ülke var. Hepsinin yükümlülüğünü alıyor. İhsan Bey'e bir hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş amaret güvenimin konanı. Memnun aldım. Merci. Memnun aldım. Şunu soralım, yani neler hissediyor? Mesela birçok standı gezmiştir de buraya gelince farklı olarak ne hissediyor? Şunu sormak istiyorum ki, joy muhtelif yok. Geçtiğin standı mı o, çetör değil. بسیار متفاوت، بسیار عالی، باعث خوشحالیه که ترکیه حضور خیلی پررنگی تو این نمایشگاه داشته. Çok farklı, çok değişik ve çok güzel söylüyorlar. Ya bizim için bir onurdur Türkiye, yani burada Türkiye'nin temsilcisiniz siz. Ya o yüzden çok gurur duyuyorlar. Bizim stand farklı mı diğerlerinden, onu soralım. میگم متفاوت به نظرتون اومد چه جالب، یعنی واقعا اینطوریه که حتماً یکی از نکات خیلی برجسته‌ای که تو غرفه شما وجود داره اینه که اسم مولانا رو برای تمام هموطنان ایرانی که فارسی زبان هستن زنده کرده. ایرانلار için çok yani büyük ve değişik bir şey çünkü Hazreti Mevlana standı burada. Ya o yüzden bizim için çok gurur verici bir şey. Bir de İranlılara tanıtıyorsunuz. Elinize sağlık falan. Teşekkür ediyoruz. Kendisine teşekkür ettiğimizi iletin. خیلی تشکر می‌کنم ازتون. Son olarak ekleyeceği bir şey var mı? Hangi çizgi dige ederin ki şoma bakayım begin? Memnun az lütfetun. İnşallah ki sefer خیلی خوبی داشته باشید تو ایران. İnşallah بازدید کننده های ترکی به ایران بیان و بازدید کننده ایرانی هم به خونه بیان برای بازدید از مزار حضرت مولانا. İran yani iki ülke için inşallah her şey güzel olur. İran'a Konya'ya gelirler ve Konya'lıları İran'a bekliyoruz söylüyorlar. Umarız güzel olur. Müdürüm ekleyeceğiniz bir şey var mı bunların? Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir hayli emeğe geçti. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. تمنا میکنم سلامت باشید. شما خیلی لطف کردید که حضور داشتید. باعث خوشحالی ما بوده حضور شما توی نمایشگاه. Sizin için yani güzel dilekleri var. İnşallah gelecek senede sizi burada görmek istiyoruz. İnşallah. Evet, teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Tabii fuar alanında çok farklı kareler var. Biz öncelikle İhsan Bey'e, değerli müdürümüze, çevirmenimize teşekkür ediyoruz ve devam edeceğiz. İran'da Tahran Fuarı'na birlikte katıldığımız değerli grup arkadaşlarımızdan birisi daha var. Tabii kendisini tanıyacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ramada Plaza Konya Genel Müdürü Yavuz Sakman ben. Yaklaşık dün ekip arkadaşlarımızla beraber biz de fuara katıldık. İlk defa katılıyorum ben ve müthiş bir fuarla karşılaştım. Özellikle bizim standımız, özellikle Konya standı ve mimarisiyle fizik şartlarla beraber müthiş bir stand ortaya çıkmış ve gördüğüm kadarıyla tüm fuara katılanların ilgisi tamamen bizim standımızda. Öncelikle İl Kültür Müdürümüz Abdülsettar Bey, Mehmet Gündem Bey ve çalışanları, TURSAP Başkanımız Kazım Bey'e bu organizasyon için ben sonsuz teşekkür ediyorum. Müthiş bir organizasyon. Ciddi bir katılım var, ciddi bir pazar var. Bunlar inşallah Konya'mız için ciddi katkı sağlayacak. Konya'mıza ciddi katkı sağlayacak ve her şebaruz dönemini artarak, ivmesi artarak devam edecek. Bu beklentilerle biz de buradayız. Stand ziyaretlerimizi yapıyoruz. Yeni ajantalarla tanışıyoruz. Bu bağlamda biz de çok umutluyuz. İnşallah daha da güzel olacak Konya'mız için. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Devam ediyoruz misafirlerimizle. Standımızın misafiri de
Grupla birlikte tabii hareket eden değerli bir hanımefendi de bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Tanıyalım mı sizi? Tabii memnuniyetle. Bera Alanya Otel Satış Pazarlama Müdürü Dilek Çağlı Üner ben. Dün itibariyle fuara geldik. Bera Oteller grubunu temsil ediyoruz. Bu anlamda hem ülkemizi yurt dışında tanıtıyor olmaktan hem de iç pazarda ciddi anlamda gelir sağlamış olmaktan dolayı çok memnunuz. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Umarız hayırlı olur bu fuar. İnşallah. Fuar. İnşallah hepimiz için fuar gayet güzel. Bence kesinlikle gelinmesi gerekiyor. Ve Konya'nın da ilk kültürün de burada bulunmuş olması bizim için de ciddi bir şekilde gurur kaynağı. Türkiye'nin gerçek anlamda tanıtılmasının bir anlamda bir ayağıdır. Ve herkesin bir şekilde buraya katılım sağlamasını tavsiye ediyorum. Efendim devam ediyoruz. Tabii Konya için çok şey söyleyecek, Konya turizmi için de çok şey söyleyebilecek bir isimle birlikteyiz. Gerçekten yılların deneyimi, tecrübesi, gazeteci Uğur Özteke ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Her stand, her fuar sizin için farklı bir arz etmekte ama. Estağfurullah. Burada olmak nasıl bir duygu her şeyden önce? Tabii şimdi de samimi olarak konuşmak gerekiyor. Dünyada turizmden önce bir siyasi gelişmeler var. Amerika ve İran'ın bu günlerde, içinde bulunduğumuz günlerde gündemi tırmandırması bizleri de tedirgin etti. Ama şunu görüyoruz İran'da, Tahran'da. Dünyanın bütün önemli turizm merkezlerinin temsilcileri burada. Yani Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar dolaştığımız zaman standlar herkes burada. Demek ki dünyanın turizmde de gözü İran'da. Bunu çok net görebildik. Biz de Türkiye ve özellikle Konya olarak bir çıkartma yapmışız dersek abartmamış olurum. Ve Konya adına sevindirici olan yönü şu, bir şeyde sevindim. Bizim Konya'da kimse yanlış anlamasın, izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Bizim geleneklerimizden, genlerimizden gelen bir çift başlık vardır. Çift başlık kartal. Ama şimdi bu turizmde, bu Tahran'da şunu gördüm. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAP Konya Şubesi, SKAL Konya Başkan ve Yönetimi üçü bir araya gelmiş. Ben en çok buna mutlu oldum. Diğer turizm açısına dönersek İran'dan Türkiye'ye geçen yıl gelen turist sayısı, İranlı sayısı 1,5 milyonmuş. Hedef bu sene 2 milyon olması. İnşallah bizim yerel ajantacılarımızın ve turizmcilerin çalışmasıyla bunun daha da artması bekleniyor. Mesela 2018'de Tebriz'de böyle uluslararası bir turizm çalışması var. Gördük ki gene bu da şimdiden bir çalışma planını almış bizim Konya açısından. Konya'nın bir sıkıntısı var şöyle. Konya'da inanç turizmi, sağlık turizmi, sportif yönü hepsi böyle parçalanıyoruz ya. Bizim ortak paydada birleşmemiz gereken unsurlardan biri de kültürümüze ve geçmişimize baktığımız zaman biz kesinlikle inanç turizmine büyük önem vermeliyiz. Ve İran'ınla birlikte bütün dünya turizminin önemli temsilcilerinin burada olması beni biraz da olsa ümitlendirdi. Evet, uluslararası turizm fuarındaki standımıza değerli, birbirinden değerli misafirlerimiz geliyor. Ama şu anda gelen misafirimiz hem bizim tarihimiz ve geçmişimiz açısından da önemli, hem de bulunduğu mevki gereği önemli bir kişi. Öncelikle rehberimizi tanıyacağız. Daha doğrusu bizim buradaki iletişimimizi kuran kişiyi tanıyacağız. Daha sonra beyefendiyi tanıyacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle siz de hoş geldiniz efendim İran'a. Ben Foruzende Erbabi. Ruslar Arası Mevlana Vakfı'nın İran temsilcisi. Aynı zamanda bir Konyalı. 40 sene Konya'ya gelen birisiyim. Oo, 40 senedir. Tamam, Konyalı olmuş. Yaşımı da söyledim. Evet, öyle. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Peki bir beyefendiyi tanıyalım mı biz? Efendim, büyük abim benim. Sayın Kasem Kamberi, Borcu Toğrul'da görevde biliyorsunuz ve aynı zamanda bizim değerli ve şerefli bir İran savaşımızın gazisi. Hangi savaşımızın gazisi? İran ve Irak savaşı gazisi. Aynı zamanda bir türbenin türbedar olduğunu söylediniz. O şey... Evet efendim, Borcu Toğrul söylerik. Toğrul sizin Toğrul Bey'in türbesinde İran turizm kültüründe yetkisi olan, orada resmi bir çalışan ama bir tek kendi. Ben çünkü kimsenin çok titiz çalıştırmıyor, kendi. Kendi. Türkiye'ye neler söylemek ister, onu soralım. Açıma mı porsan ki bari Türkiye ve bari mardım Türkiye'ye çe sohbet ayı darin? Aban ki khayre mağdan beytun migam ve heyyat hamrah ro
به کشور عزیزم ایران، به ویژه در تهران، از آقای عبدالستار، همه ی همراهان بهترین ها را آرزو می کنم. پیام من به ملت خوب ترکیه، در واقع میشه گفت کشور دومم، چرا اینکه یه تقریبا دو ماه پیش بوده قونیه بودم به دولت دعوت ترکیه. خوبی ها زیبایی ها رو از مردم خوب قونیه و به ویژه مردم خوب ترکیه به یادگار آوردم برای مردم خوبم. بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Sonra kendi namıma, İranlılar namına büyük Türk vatandaşlarına selamlarımı söylüyorum. Ve böyle bir alanda ve Konya'nın sitesinde bulundukta çok memnunum. Abdülsettar Bey'de ve onun heyetine çok teşekkür ediyorum. Çok söylemeyim yok. Çünkü Konya'da iki ay önce beni Türkiye Devleti davet etti. Orada birlik, beraberlik, en önemlisi aşkı gördüm ben. Ve gönül sevgisini gördüm. Hiç unutmamam. Onu derin saygıyla tebrik ediyorum beni davet edenlere. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun bizi kırmayıp bu programda yer aldığı için. Miguel Muhammed Şom'a teşekkür ediyorum ki davete moro ecabat kardin ve hazır bir musahibe şedin. Behtarin haro baratun arası muhendem. En güzeller, iyiler sizlerin olsun efendim. Teşekkür ederiz. Bu her şey.